Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT-AYT Geometri kampının ikinci haftasında 3. videodayız. Yani üçgende açıların son videosundayız arkadaşlar. Sayfa 17'de 5. özellikte kalmıştık. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. 5, 6 ve 7. özelliği arda arda vereceğim. Bu özelliklerde neden bahsedeceğiz? İçteğet çemberin merkezi ve dışteğet çemberin merkezinden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. ÖSYM bu tür özelliklere çok fazla girmiyor ama kitaplarda karşılaşırsınız, sorularını yapamayabilirsiniz ama ÖSYM sormayacak diye de bir şey yok. Biliyorsunuz AYT bilgi kısmı AYT kısmında belki karşımıza çıkar. Biz yine anlatmak zorundayız. Ama burada içteğet çemberin merkezi ve dışteğet çemberin merkezi de aslında önemli bir nokta. Üçgende merkezlerde karşımıza çıkacak olan bir nokta. Burada öncesinde de anlatıyorum çünkü üçgende açının içinde bazı kitaplarda bunlarla ilgili sorular göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi içteğet çemberin merkezi demek ne demek? 5. özellik arkadaşlar. İç açıortayların kesim noktasına biz içteğet çemberin merkezi diyoruz arkadaşlar. Bakın içteğet çemberin merkezi diye yazmışım. Yani burada iki tane iç açıortay bir noktada kesişiyorsa, öncelikle bunun formülü var, isterseniz formülünü söyleyeyim. Formülü bilmeye gerek var mı? Biraz orada bir soru işareti var arkadaşlar. Bakalım öncelikle. İki tane iç açıortay bir noktada kesişmişse, açıortay çıkmayan yer bakın A köşesi ya. Hemen A köşesi, açıortay çıkmayan yer formülün içinde var. Açıortay çıkmayan yer A köşesi ise alfa, yani iki tane iç açıortay arasında kalan açı 90 artı A açısı bölü 2'ye eşittir. Peki formüle gelmişken hepsini birden formülize edeyim. İki tane dış açıortay arasında kalan açı da yine açıortay çıkmayan yer neresi arkadaşlar? Bakın ABC üçgeninde. Bu üçgende A köşesi hocam yine şeyde yok. B'den açıortay, C'den de açıortay gelmiş. A'dan bir şey gelmemiş. Yine formülde bir şey var. Burada da dış açıortaylar arasında kalan açı da ne oluyormuş arkadaşlar? 90 eksi A açısı bölü 2 oluyormuş. Bakın dikkat edin. 7. özellikte de sadece ve sadece A köşesinden açıortay çıkmamış. Bu da bir iç bir dış arasında kalan açı gördüğümüz zaman da alfa, iç ile dış açıortay arasında kalan açı sadece ve sadece A açısı bölü 2. Yani formülü hepsini anladınız mı? Bakın hepsinde ne var arkadaşlar? A açısı bölü 2 var. Hemen bir daha bakalım, toparlayalım. İki tane iç açıortay arasında kalan açı geniş açı ya, 90 artı A açısı bölü 2. İki tane dış açıortay arasında kalan açı dar açı ya, 90 eksi A açısı bölü 2. Bir iç bir dış arasında kalan açı da sadece ve sadece A açısı bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi şu merkezlere gelelim. Şimdi biz diyoruz ki iki tane açıortayın kesim noktası açıortayların kesim noktasıdır. Açıortayların kesim noktasına aynı zamanda biz iç teğet çemberin merkezi diyoruz. Yani içeriden teğet çember çizsen tam olarak orası şuradaki noktadır. Hocam sebep, merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca hocam bu da merkez teğet çektik. Bak bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Burası açıortayların kesim noktası olmak zorunda. Çünkü açıortayda kollar çizilen dikmeler eşit ya, ondan dolayı. Ama biz İçteğet çemberin merkezini görünce içeriden teğet çember çizmeyeceğiz. İçteğet çemberin merkezini duyunca hemen işte B köşesinden çizilen buradan geçiyorsa açıortaydır diyeceğiz. Yani adam şöyle bir şey dedi mesela. Şöyle bir üçgen koydu. Burası içteğet çemberin merkezi dedi. Senin yapacağın hamle şu. Hop, A köşesinden gelen de açıortaydır. Çünkü içteğet çemberin merkezi. Oradan geçen açıortay olur. İç açıortay olur. Bu da açıortaydır. Bu da açıortaydır deyip olayı bitireceksin. İçeriden teğet çizmek, çember çizmek işimizi zorlaştırabilir. Üçgende açı sorularında arkadaşlar sadece bu bilgi bizim için yeterli. Yani sen burada bu iki tane iç açıortayın kesim noktasının burası olduğunu gördün ya. O zaman burası hocam iç açıortayların kesim noktasıdır. Yani içteğet çemberin merkezidir. Bir üçüncü köşeden gelen de buradan geçiyorsa bu da iç açıortay olur dersin arkadaşlar. İç açı ortay olur. Çünkü 3 tane iç açıortay bir noktada kesişir arkadaşlar. Ya da bu açıortay dedik ya, şimdi şunun şöyle açıortaylarını gösterelim. Ve 90 artı A açısı gibi bir formül var. Formül olmazsa da yapabilir miyiz? Biraz sonra sorularda gösteririz arkadaşlar. Ya da şöyle iki tane dış açıortay olduğunda, bu da biz buna dış açıortayların kesim noktası diyoruz. Burası da dış teğet çemberin merkezi diye geçiyor. Peki hocam dış teğet çemberin merkezi burasıysa bir üçüncü köşeden gelen de acaba dış açıortay mı olur? Hayır. Bu da iç açıortay olur. Niye? Arkadaşlar bir üçgende 3 tane iç açıortay bir noktada kesişir ya da 2 dış 1 iç açıortay bir noktada kesişir. Sebebi nedir? Hocam buradaki dış açıdan gelen açıortay burada. Buradaki dış açıdan gelen açıortay burada. Peki buradaki dış açı ortay hop şöyle gidiyor. Ya da şuradaki dış açı burası ya, hop şöyle gitmiyor mu arkadaşlar? Evet. Bunlar kesişiyor mu? Kesmiyor. O yüzden sadece ve sadece iki tane dış açı ortay bir noktada kesişir. Atıyorum buradan gelen açı ortayla buradan gelen açı ortay. Şunun açı ortayı bu noktada kesişir. Hocam burada da kesişen vardır. Buradan gelen açı ortayla şunun açı ortayla buradan gelen açı ortay bir noktada kesişir diyeceğiz arkadaşlar. Ya da açı ortay buydu ya zaten. Şunun devamı burada kesişir diyeceğiz arkadaşlar. İki dış açı ortay bir noktada kesişir. Hocam peki biz şey dedik, açı ortayların kesim noktasından geçen ne olur dedik? Açı ortay olur dedik. Evet. Bunu biz bilerek böyle özellikle yayarak anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlarda sıkıntı yaşıyoruz. Hocam o zaman burası bu üçgende A köşesinden gelen ne olacak? Bakın B'den gelen açıortay, C'den gelen açıortaysa bu üçgenin dış açıortayları olduğu için A köşesinden gelen de açıortayların kesim noktasından geçiyorsa bu da açıortay olmak zorunda. Bu da iç açıortay olur. Tekrar söylüyorum, ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesişir ya 2 dış 1 iç bir noktada kesişir arkadaşlar. Yani bu da şöyle olur diyeceğiz. Formülü zaten anlamıştık. Onda sıkıntı yok. Buraya gelelim. Hocam burada da iç ile dış arasında kalan açı alfa ise burası 2 alfadır dedik. Ya da A açısı bölü 2'dir dedik. Yani alfa ise burası ne oluyormuş arkadaşlar? 2 alfa. Genelde bunu kullanacağız zaten. Hocam bunların ispatını yapmayacak mısınız? Dur, yaparız. Yaparız. Hatta bunun ispatını yapayım öncelikle. Diğerlerini sorularda yaparız, tamam mı? Bunun ispatı nedir hocam? Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşım şuraya bir x buraya x dersem. X ile alfa yan yana gelmiş. Dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı. Burası x artı alfa mı yaptı? Hocam burası da x artı alfa yaptı. Şu üçgende şu 2x ile a açısı buna mı eşit olacak? Evet. 2x artı a açısı neye eşittir? İki iç açının toplamı bir dış açıdan buraya. O da 2x artı 2 alfa mı eşit oldu? Evet. A 2x ile anlanay oldu. A açısı neye eşit oldu? 2 alfaya eşit oldu. Ya da alfayı yalnız bırakırsan a açısı bölü 2'ye mi eşit oldu arkadaşlar burası? Aynen öyle. Dikkat. İspatını yapmış olduk. Diğerlerinin ispatını da şimdi soruda gösteririm ben size. Peki ispatı yaptık, anladık. Bunda bir sıkıntı yok. Hocam burada önemli olan şu. İki tane açıortayın kestiği yer mutlaka bir açıortaydır. Yani açıortayların kesim noktasıdır. Bakın şu üçgende, ABC üçgeninde şu iç açıortay, bu dış açıortay bir noktada kesişmiş. Hocam o zaman A köşesinden gelen de açıortaydır deyip İşte buradaki açıyla şuradaki açı eşit demeyin. Niye? Ben biraz önce ne dedim size? Arkadaşlar ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesişir ya 2 dış 1 iç bir noktada kesişir. Bu iç bu dışsa buradan gelenden olmak zorunda, açıortayların kesim noktasından geçiyorsa dış açıortay olmak zorunda. Yani bu dış açıortay olacak. A açısının iç açısı burası ya, o zaman dış açısı böyle dış açısını iki eş parçaya bölecek. Yani şöyle. Yani bu da dış açıortay olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet, çok detaylı anlattım. Bilerek böyle anlattım. Çünkü bu sorularda hep sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Detaylı anlatmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Peki hocam bunların ispatı böyle şey olursa sorularda yapacağımızı söylemiştik. Hadi isterseniz sorulara geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey demiş. Bak. Hocam. Örnek 18'deyiz. AD ve BD doğruları sırasıyla BAC ve ABC açılarının açıortaylarıymış. A açıortay, hiçbir şey yapamıyoruz. A, A, B, B yazıp belki işlem yaparız ama burada bir şey daha var. Bu iç açıortay, bu da iç açıortay. Buradan gelen de açıortayların kesim noktasından geçmiş. Bu da ne olmak zorunda? İç açıortay olmak zorunda. Çünkü 3 tane iç açıortay bir noktada kesiyordu. O zaman burası 2 alfa oldu mu? Oldu. Ha, formül gereği 130 eşittir. Bak. Şu açı ortayla bu açı ortay arasında kalan açı. Kullanmadığın açı neresi? Burası. O zaman kullanmadığın açı formülde vardı ya. 130 eşittir 90 artı 2 tane iç açı ortay arasında olduğu zaman 90 artı diğer açının yarısı 2 alfa bölü 2'den. Buradan 40 eşittir alfa mı çıktı? Evet, alfayı 40 buluruz. Formülden böyle. Peki hocam formülsüz nasıl yapacaksınız? Bu birinci yol olsun. İkinci yolda formülsüz olsun. Arkadaşlar şuraya ben x, buraya ben y diyecek olursam buradaki üçgende x artı y artı 130 180'e mi eşit? Evet. İkinci yolu da burada gösteriyorum. X artı y artı 130 eşittir 180 ise buradan x artı y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 50 buluruz. Şuraya bakalım. Bu büyük üçgende 2x, 2y ve 2 alfanın toplamı da 2x, 2y ve 2 alfanın toplamı da kaç yapar arkadaşlar? 180 yapar üçgenin iç açıları toplamından. Hocam x artı y 50 idi. 2x artı 2y o zaman 100 olur. O zaman buraya da 80 kalır. 2 alfa 80'e eşitse alfa da buradan kaç yapar o zaman? 40 yapar. Bak bu formülü bilmesen de kendini zaten çıkartabilirsin. Tamam, unutma. Ama genelde de öğrenci arkadaşlar nedense bu formülleri biliyor. Ben bilinmemesi taraftarıyım. Bir tek bilecekseniz açıortayların kesim noktasından geçen açıortay olur. Ama burada da şunu unutmayın. Ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesişir ya da 2 dış 1 iç bir noktada kesişir. Hikayesi önemli arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 19. sorudayız. Arkadaşlar soruya baktığımız zaman iç açıortay, açıortay. Normalde böyle açıortaylar gördüğünüz zaman yani AABB yazıyorsunuz ama açıortaylar bir yerde kestiğini gördüğünüz zaman orada hemen şuna dikkat edin. Hangi üçgenden çıkmış açıortaylar? Yani açıortayların kesim noktasını büyük ihtimalle kullanacaksınız. Hocam şu üçgenden bir iç açıortay, bir dış açıortay çıkmış. İç ile dış arasında kalan açı alfa ise açıortay çıkmayan yer 2 alfa değil miydi arkadaşlar? Evet, A köşesi değil mi burası? Evet. Yani burası 25 ise burası direkt ne yapacaktır? 50 yapacaktır. Hocam sonra ne yapacağız? Bak soruyu yapamıyoruz. Başka bir yerde açı yok. İşlem yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Dikkat. Bu iç açıortay, bu dış açıortay. Bunlar burada kesmiş. Hocam A köşesinden gelen de D'den geçmiş. Yani bu da açıortay olacak. Hemen alfa ile 50 birbirine eşit deme. Dikkat. Ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesişir ya 2 dış 1 iç bir noktada kesişir. Hocam bu iç bu dışsa o zaman bu da dış olmak zorunda. Yani bu dış açıortay olur arkadaşlar. Madem bu dış açıortay A açısının iç açısı burasıydı. A açısının dış açısı neresi arkadaşlar? Hop şunu uzatırsanız burası dış açıortay. Yani burası alfa olmak zorunda. Alfa ve 50. Yani 2 alfa artı 50 180'e eşit olduğundan 2 alfa eşittir 130 olacağından alfayı böylelikle 65 derece bulur muyuz arkadaşlar? Buluruz. Yani örnek 19'un cevabı da böylelikle 65 yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 20'ye. Evet, ne demişim burada? Üçgen biçimindeki bak 40 derece verilmiş, alfa derece verilmiş. Üçgen biçimindeki ABC ve DBE kartonları şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Evet, şu ABC'nin üstüne bu konulmuş. Bu çizgi gözükmese de olurdu ya da tırtıklı da olabilirdi. Fark etmez. DCE üçgeni DC boyunca katlandığında. Katlama var. Bakalım ne diyor? Hangi üçgen? Bakın DCE üçgeni. Bu üçgeni ben DC boyunca katladığımda şöyle katladığımda E noktası F noktasının üzerine geliyormuş. E noktası F noktasının üzerine geliyormuş. O zaman sen bunu böyle hop katladığında E noktası bunun üstüne geliyorsa o zaman bu üçgenin katlanması burası değil midir arkadaşlar? Evet. Katlamada bu nokta buraya gelmişse ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Ama kenarla ilgili işimiz yok gibi burada. Çünkü ekstra bir kenar eşitliği falan verilmemiş. Üst üste binen açılara bakalım. Hocam bu açıyla bu açı eşittir. Eyvallah. Hocam bu açıyla bu açı da birbirine eşittir. Üst üste binen açılar. Çünkü bu üçgen buraya geldi katlandığında. Sonra hocam buradaki açılar da birbirine eşit midir? Eşittir. Devam edelim. ABF üçgeni BF boyunca katlandığında A noktası K ile çakışmaktadır. A noktası da buraya geliyormuş. Arkadaşım A noktası da buraya geliyorsa o zaman bu üçgenin katlanmışı da burası değil midir? Aynen öyle. Burada da üst üste binen açılar birbirine eşit mi? Aha, evet. Bu A açısı K açısına eşit olacak. Buraya eşit olacak. Buradaki açı buraya eşit olacak. Ki zaten alfa isteniyor. A'yı bulursam dolayısıyla burayı da bulurum. Aynı zamanda hocam bu açıyla da bu açı eşittir. Aynı zamanda şu açıyla da şu açı birbirine eşittir. Şimdi bakacağız. Biz nereye bakacağız arkadaşlar? Verilen bilgilere bakacağız. Hocam burada 40. Hatta burada da 40 bulduk. Var mı bir şeyler? Burada açıortay var. Burada açıortay var. Burada açıortay var. Bu açıortay, bu da açıortay. Dikkat, dikkat. Şuradaki üçgene bakar mısınız arkadaşlar? Bu üçgenin bu dış açıortayı, bu da iç açıortayı oldu mu? Oldu. İç ile dış arasında kalan açı 40 ise alfa ise 2 alfa olmuyor muydu burası? Aynen öyle. Yani burası 40 ise burası kaç olacaktır? 80 olacaktır hocam. Yani burası 80 yapar. Katlamada da üst üste binen açılar birbirine eşitti. 80 ise burası da 80 olacaktır. Alfayı da bulduk mu böylelikle? Bulduk. 80 artı alfa eşittir 180 olacağından alfayı da burada böylelikle ne bulduk? 100 derece bulduk arkadaşlar. Yani örnek 20'nin cevabı böylelikle ne oldu? 100 oldu. Geldik örnek 21'e, galiba son. Evet, bu videonun son sorusuna. Şimdi arkadaşlar açıortay verilmiş. Alfa var, 20 var, 80 var. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir de açıortay var. Allah Allah. Açı değeri falan yazamıyorum. Ben buraya bir x desem. Hocam bir x artı alfa buraya yazıyorum. Ya da x artı alfa buraya yazıyorum. Başka da bir şey yapamıyorum değil mi? O zaman açılara, buradaki açılara yoğunlaşacağım. 20 ve 80'e yoğunlaşacağım. Gençler 20 ve 80'den hiçbir şey yapamıyoruz. Eğer size 2 tane açı verilmişse özel durumu var mı diye bakmanız lazım. Özellikle bunlar yan yanaysa. Peki 20 ile 80 verilmiş. Bak şimdi iyi düşün. 20 ile 80 verilmiş. Düşün, sen düşün ve cevabını sen bulmaya çalış. Bunun özel durumu ne olabilir? Hadi sordum. Videoyu durdur, düşün. 20 ile 80'in özel durumu ne olur? Bir şeyi bulamadınız değil mi? Ya da buldunuz, söylediniz, belki doğru belki yanlış. Bakalım. Arkadaşlar bunun özel durumu nedir biliyor musunuz? İki açıları kullanamıyorsanız ve yan yanaysa bunun özel durumu 180'e tamamlayan açısıdır. 20 ile 80, çünkü 180 doğru açı değil mi? Evet, o zaman 180'e tamamlayan da özel bir durumdur. 180'e tamamlayan açısı güzel bir açıysa, mesela 20 ile 80'in toplamı kaç? 100. 180'e tamamlayan 80. Aa, 80 tanıdık. Hocam o zaman 180'e tamamlayan açısı 80. Bunu da unutmayın, bu tür sorular da çok kaçıyor. İki açı yan yana gördüğünüzde özel durumuna bakın derim ben size. O zaman buradaki özel durum neymiş? Dediğimiz gibi 180'e tamamlayan. Hocam 180'e tamamlayan 80. Aha, ben bunu böyle uzatırsam burası 80 olur ama 80'ler ayrı gayrı yerlerde oldu. Olmadı. O zaman şunu uzatayım. Şurada bir şey yapayım. Hocam burası 80 oldu. Hocam burası da 80. Bakın şuradaki açılar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bak özel. Bu 80'i de şu an kullanamıyorum. Kullanamadığın zaman açıortaylık varsa açıortayların kesim noktası var mı yok mu diye incele. Bak şimdi şu açıortay, bu da açıortay. Nerede açıortay bunlar? Bakın şuradaki üçgende açıortay. Bu üçgende dikkat. Bu dış açıortay. Bu dış açıortay. Burası açıortayların kesim noktası oldu mu? Oldu. Yani açıortaylar olduğu zaman açıortayların kesim noktasına dikkat et. O zaman bu dış açıortay, bu dış açıortaysa B köşesinden gelen de açıortay olmak zorunda mı? Evet. O zaman bu da nasıl açıortay olacak? İç açıortay olacak. Sebep? Çünkü ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesişiyordu ya da 2 dış 1 iç. Hocam bu dış bu dışsa buradan gelen de nedir? İçtir. Ben şuraya bakıyorum, alfaya bakıyorum. Alfaya baktığın zaman da hocam bu iç açıortay ile bu dış açıortay arasında kalan açı burası. İç ile dış arasında kalan açı alfaysa diğer köşede ne oluyordu? 2 alfa oluyordu. Yani burası 2 alfa olacak. 2 alfa 20'ye eşitse alfa da böylelikle ne çıktı? 10 çıktı. Bizden de zaten alfa isteniliyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 10 oldu arkadaşlar. Evet, videonun da başında dedim. ÖSYM sorar mı bilmem ama en azından açıortayların kesim noktasına dikkat edin. Onlara biz aynı zamanda işteğet çemberin merkezi, iç açıortayların kesim noktasına, dış açıortayların kesim noktasına da dış teğet çemberin merkezi diyoruz. Ve şunu da unutmuyoruz. Özetliyorum tüm videoyu. Ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesişir ya 2 dış 1 iç açıortay bir noktada kesişir arkadaşlar. Evet, böylelikle üçgende açı videolarını da bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki video, bu hafta daha bitmedi. Sonraki video ne? Ek çizimler en önemli yer. Geometrinin en temel yapılarından yer. Bir sonraki video gerçekten ama gerçekten çok önemli. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.